hidayete götüren bir rehberdir diyor Rabbul Alemin. Yani ben hidayete erenlerden, hidayete ermişlerden birisi olmak istiyorum. Hidayete ermişlerden birisi olmak istiyorum. Öyleyse elinden Kur'an'ı düşürmeyeceğim. Kalbinde, gönlünde Kur'an'ın hükümleri olacak. Onu her an kendine rehber edileceğim. Örnek alacağım şahıssa لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ diye Allah Resulü'nde, Allah'ın peygamberinde en güzel örnek vardır diye en güzel örnek gösteren Hz. Muhammed Mustafa olması gerekiyor. Aziz kardeşlerim, وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا اَنْ يُلْقَى اِلَيْكَ الْكِتَابُ اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Sen bu kitabın, bu Kur'an'ın sana vahiy olunacağını ummuyordun. Bu ancak Rabbinden bir rahmet olarak gelmiştir. O halde sakın kafirlere arka çıkma diyor Rabbul Alemin. Peygamber Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz'in şahsında biz müminlere. Allah diledi de şu Kur'an'ı elimizde bulduk, önümüzde bulduk. Eğer Rabbul Alemin böyle takdir etmeseydi, hangi birileriniz? Ya İslam dini gerçekten son din midir? Hakikat dini midir? Allah katında innen dine indallahi İslam denilen din bu mudur diye araştırdı. İncil mi hakikidir, tahrif edilmiştir? Tevrat mıdır, hakikidir, tahrif edilmiştir? Zebur mudur, hakiki olan, tahrif mi edilmiştir? Kur'an mıdır? Biz nereden araştırdık? Biz meccanen bu nimetleri bulduk da, bakın, gereği gibi kulluk etmekten aciziz. Kur'an'ı okumaktan aciziz. Günde bir sayfa Kur'an'ın mealini tefekkür ederek okumaktan aciziz. Ailemizle, çocuğumuzla gelin ya, beraberce namazımızı kıldık, şu Kur'an'dan bir sahibeyi okuyalım diye sıradan böyle bir planla, projeyle okumaktan aciziz. Ya Resulullah'ın bir hadisi şerifini okuyalım ne olursunuz, sadece bir akşam, birer birer, 365 günde 365 tane hadis okumuş oluyorsun. Bir bilgi birikimi oluyor, dini ve İslami bir bilgi birikimi. İslami mahallinden bir hüküm. Ama okumamış olmamıza rağmen bir mesele oldu mu, Kur'an'ı bizden daha iyi tefsir eden kimse yok, hadisimizden daha iyi anlayan yok. İlmihali bizden daha iyi bilen yok. Hemen hükümler vermeye hazırız. Şu ayeti kerimeyle bitiriyorum. Son ayet. Rabbul Alemin buyuruyor ki, mana ile bitireyim. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra artık sakın onları seni bu ayetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Asla müşriklerden olma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne ezalar, ne cefalar görmüş. Yeter ki sen sus. Yeter ki sen Kur'an okuma. Yeter ki Kur'an'ın hükümlerini bu topluma anlatma diye. Ve diyorlar ki Müslümanlar ve Muhammed size Kur'an okuduğu zaman gürültü yapın. Gürültü yapın da bastırın o Kur'an'ın sesini de anlaşılmasın toplumda diye. Allah ile birlikte başka bir tanrıya da tapıp yalvarma. Epeyce mücadele sonrasında diyorlar ki tamam sen gel bizim Lat'ımıza, Menat'ımıza, Uzza'mıza, Hubel'imize gel bizimle beraber yanımızda bulun. Sadece yanımızda bulun. Tapmana gerek yok. Yanımızda bulun. Biz de seninle beraber senin Rabbine kulluk edip ibadet edeceğiz. Ama Allah-u Teala kafirin suresiyle hemen buna müsaade etmiyor. Engel oluyor. Asla vakata siz benim taptığıma tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapmam. Sizin dininiz size, bizim dinimiz ise bize de. Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma. Ondan başka tanrı yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm Allah'ındır. Ve siz ancak ona döndürüleceksiniz diye bitiyor. Esas suresi aziz kardeşlerim. Rabbul Alemin bu ayeti kerimeleri idrak etmeyi ve istikametimize rehber edinebilmeyi bizlere nasip-i müyesser eylesin. Rabbimizin razı ve hoşnut olduğu kullardan olmak niyetiyle Allah rızası için El-Fatiha.
Aziz kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mescid-i Nebevi'sinde cemaate gelen hem erkekler var, hem kadınlar var, hem çocuklar var. Yani o sahabi efendilerimizin, hanımefendilerimizin çocukları Resulullah'la beraber mescide geliyorlar. Resulullah Efendimiz saf tuttururken arkasına önce yetişkin erkekleri, sonra erkek çocuklarını, sonra da onların arkasına hanım cemaati almış. Dolayısıyla akıl bali olmamış olan küçük çocuklarımızı camiye getirdiğimizde lütfen saflarımızın en köşelerine saf durmalarına vesile olalım inşallah. Bu daha uygun olacaktır. Allah razı olsun.